Enfeksiyonu bir ilaç çıkmış oluyor. Onlar dün çıktılar. Gel. Pandemi sürecinde okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitim şu bu falan olduktan sonra bu fırsatı değerlendirmek istedim. Boş vakitimi doldurmak istedim ve böyle bir işe kalkıştım, böyle bir işe giriştim. Hatay Kırkan Çamsarı köyünde faaliyet vermekteyim. Kaz üretimi yapmaktayım. Büyük gri kazını yetiştirmekteyim. Yaklaşık 3 aydır bu işin içerisindeyim. 13 dönüm araziye 13 dönüm arazilik bir tarla kiraladım. Bunun üzerine bir adet kümes, bir adet civane ve bir adet de konaklama yeri olmak üzere tesisimi kurdum. Hedefim bu işi ilerleyen süre içerisinde tutunmayı başarabilirsem farklı kanatlı gruplarını çıkartıp burayı entegre bir tesise dönüştürmek. Açıkçası pandemi öncesinde eğer bir iş yapacaksam bunu bir kafe ya da restoran tarzında bir şey açmak olarak değerlendirmiştim. Pandemi sürecinde kafe sektörü, esnaf arkadaşlarımız gerçekten çok zarar gördüler. Bu yüzden üretim yapmam gerektiğini düşündüm. İlk başta küçük baş hayvancılık yapmayı düşünüyordum. Ondan sonra Antalya'da bir arkadaşım sağ olsun bu konunun matematiğinden birazcık bahsetti bana. Bu daha mantıklı geldi. Hem daha az uğraş gerektiren, hem daha temiz ve daha dayanıklı hayvanlar olduğunu öğrendim. Bu yüzden bu işi tercih ettim. Zamanımın tamamını burada geçiriyorum. Çiftlikte konaklamak için bir konteynerim var. İçin gayet güzel yaptım. Onun içinde yaşıyorum. 7/24 buradayım. Huzurluyum, mutluyum. Herkese tavsiye ederim böyle bir işi. Ailemdeki insanlar bu tarzda bir iş yapmayacağımı düşünüyorlardı. Çünkü ben biraz onların deyimine göre biraz uçarı yaşayan bir insanım. Ne bileyim, kulağında küpesi, elinde gitarı olan bir insanım. Onlar ben bu işe tam giriştiğim anda, gelip burada yaşamaya başladığım anda ne oluyor ya falan filan gibisinden moda girdiler. Gayet gurur duymaktalar şu anda benimle. Yani bu işi sevdiğim için sevinmekteler. Arkadaşlarım arasında da ya işte ya çiftçi mi olacaksın sen falan filan gibisinden bayağı bir tepki almıştım. Bu benim moralimi bozmuştu açıkçası. Ama ilerleyen süre içerisinde onları da buraya getirdim. Gayet memnun oldular, gayet sevdiler. Onlar da gayet hoşlarına gitti burası açıkçası isterseniz. (Gülüyor)
Bundan 3 sene önceki halime şunu deselerdi. Ahmet sen geleceksin işte bir kas çiftliğinde bulunacaksın. Bir çiftlik kuracaksın. İşte gerekiyorsa pisliğin içerisine gireceksin deselerdi. Ya hadi oğlum oradan ya yürü git böyle bir şey yapalım olmaz falan filan derdim. Ama şu anda bulunduğum yerden gerçekten gayet memnunum. Hayat insanların bazen karşısına gerçekten farklı şeyler çıkartabiliyor. Farklı seçimler yapmak zorunda kalabiliyor. Yaptığım seçimden kesinlikle pişman değilim. İyi ki yapmışım. Keşke daha önce yapsaydım hatta. Üretmek güzel. Vallahi yaptığımız her şeyden çok şey var.